Hurmatli tinglovchilar, bugün 3-chi ma'ruza bilan tanishamiz. Ma'ruza mavzuyimiz mexanik ish, energiya, quvvat. Bugungi ma'ruzada nima, qanday masalalar bilan shug'ullanamiz? Birinchi, mexanik ish tushunchasi, quvvat tushunchasi, energiya tushunchasi va kinetik va potensial energiya turlari. Potensial energiyani kuch bilan bog'liqlik formulalari, mexanikada energiyaning saqlanish qonuni, impulsning saqlanish qonuni, reaktiv harakat va undagi energiya o'zgarishi, gravitatsion maydonda bajarilgan ish masalalari bilan shug'ullanamiz. Umuman, mexanik ish tushunchasiga ta'rif beraylik. Mexanik ishni nima bajaradi? Mexanik ishni demak, biz biladigan mexanik kuch bajaradi. Kuchning ishi deganda, bir-biri bilan ta'sirlashayotgan jismlar orasidagi energiya almashuv jarayonining miqdori xarakteristikasini tushunamiz. Yoki mexanik ish deganda sarflangan energiya miqdorini tushunishimiz ham mumkin. Ish tushunchasiga yana bir to'liq ta'rif, ish kuch vektorining moduli, ko'chish vektori moduli va ular orasidagi burchak kosinusiga ko'paytmasiga teng fizik kattalikdir. Ya'ni A teng F kuch ko'paytirilgan S yo'q. Demak, F esimiz bu holatda ko'chish yo'nalishiga mos keladigan ta'sir etuvchi kuch deb olsak, bu yerda F bizning aynan kerakli bo'lgan kuchimiz. Kosinus alfa ko'chish va kuch orasidagi burchak. Ishning o'lchov birligi joule. Bu deganimiz 1 newton kuch ta'sirida jismni 1 metr masofaga ko'chirishda bajarilgan ishga aytamiz. Mexanik ishga bir nechta misollarni ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi rasmda demak biz jismni tekislik sirf bo'yicha qandaydir bir katta burchak ostida tortmoqdamiz. Bunda ham bajarilgan ishimiz A teng FS cosinus alfaga teng bo'ladi. Ikkinchi holatdagi bajarilgan ishimiz bu yükni o'zimiz qo'limizda ko'targan holatda ko'chishimiz mumkin. Bu holatda ham bajarilgan ishimizni masofaga ko'paytirish orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endi ishning geometrik va integral ma'nolariga o'tadigan bo'lsak, bajarilgan ishning geometrik ma'nosini aniqlash uchun biz quyidagi diagrammadan foydalanamiz. Bu yerda kuch va ko'chish orasidagi diagrammani belgilaydigan bo'lsak, bu yerda kuch y chizig'i hosil bo'ladi. Bajarilgan A ishimiz F kuch y chizig'i ostidagi yuza bilan aniqlanadi. Ya'ni biz ko'chish davomida y chiziq qanday y chiziq bo'ladigan bo'lsa, shu y chiziq ostidagi yuza bizga bajarilgan ishni beradi. Va endi elementar ish tushunchasida foydalanadigan bo'lsak, agar biz tasavvur qilaylik, butun yuza bizga ish bajarilgan va biz qandaydir bir sohadagi ishni aniqlashimiz kerak bo'lsa, unda biz differensial formasini foydalanamiz. Ya'ni F kuchning delta R ko'chishda bajargan delta A elementar ishi differensial formada quyidagi ko'rinishda aniqlanadi. Ya'ni F vektor kuchimiz kuch vektori va ko'chish vektorlarining vektor ko'paytmasi ko'rinishda aniqlanadi. Endi umumiy sohadagi yuzani hisoblashimiz kerak bo'lsa, biz integral ko'rinishdan foydalanamiz. Ya'ni trayektoriyaning birinchi nuqtasidan ikkinchi nuqtasigacha ko'chishning ko'chishda kuchning bajarilgan ishi yo'lning alohida cheksiz kichik bo'laklarida bajarilgan elementar ishlarning algebraik yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni quyidagi formula asosida aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bajarilgan ishni hisoblashga doir xususiy hollarni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, A teng FS cosinus alfaga binoan e'tibor berilgan bo'lsak, kuchimiz o'zgarmas deb hisoblasak, unda bajarilgan ish burchak kosinusiga, ya'ni ko'chish va kuch orasidagi burchakka bog'liq bo'ladi. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, ko'chish yo'nalishi gorizont bo'yicha va F kuchimiz qandaydir bir gorizontli alfa burchak ostida. Birinchi holatda agar biz alfa 90 gradusdan katta, ya'ni o'tmas burchak ostida jismga ta'sir etadigan bo'lsak, unda bajarilgan ish noldan kichkina bo'ladi va ya'ni manfiy bo'ladi. Agar biz jismga 90 gradus ostida, ya'ni tik vertikal holatda kuch bilan ta'sir etadigan bo'lsak, unda bizning kuchimiz bajarilgan ishi 0 ga teng bo'ladi. Agar biz jismga o'tkir burchak ostida ta'sir etadigan bo'lsak, u holatda bajarilgan ishimiz doimo musbat bo'ladi. Endi demak, kuchni kuch ish bajaradigan bo'lsa, kuchlarning turlariga qarab ishning ham turlari o'zgarib boradi. Ya'ni kuchlarimizni umumiy holatda mexanikadagi kuch
güçler var. Umumi fizikadaki güçlerimizde iki tür gözetlerimiz. Konservatif güçler ve dissipatif güçler. Konservatif güçler dediğimiz ne var? Bu becerimde işler hareket trajektoriyası ki bağlı olmayı. Cisminin başlangıç ve ahırki halatlarına bağlı bulgak güçler ki konservatif. Yani ki potansiyel güçler de aydamız. Bunda güçler ki ağırlık güçleri, elastiklik güçleri, yani ki elektromagnet tesir güçlerini misal kılıp görsatışımız mümkün bu arada. Dissipatif güçler. Bunlar becerilen işlerin hareket trajektoriyasına bağlı bulgak güçler ki aydamız. Bunda güçler ki misal sıfatla işgalanış güçlerini kilitirişimiz mümkün. Bir yerde demek güçünün özgürlüğünü integral halatta anıklar bazen işini sağlayışımız mümkün olalı. Şimdi kuvvet. Bu kuvvet ne demek? Mekanikada ya ki fizikada umumun kuvvet düşüncesi cisim bazen işinin cederliğini anıklaş için kuvvet düşüncesini kirletemiz. Yani işini bazen alış tezliği degen mağını bildirelim. Kuvvet bazen işini şu işini bazen için sarf etilgen vakitge nisbetge teyip bulgen fizik kettelikte. Yani becerilgen işte vakit boyunca alınken birinci tarifli hasılar diyemeyiz. Birlik vakitte küçük becerilgen işi ortaça kuvvet deyip atalım. Ve delta A bölümden delta A'dır ortaça kuvvetle verelim. Vakit aralığının nörge intilişine ortaça kuvvetle erişken çekerevi kıymatı kuvvet ya ki ani kuvvet deb aytiladi ve bizga quyidagi formulani beradi. Yani n kuvvetimiz işten vakt boyunca olingan differentsialni beradi va n teng f ko'paytirilgan v, yani kuch vektorining tezlik vektoriga ko'paytmasi bizga kuvvetimizni beradi. Endi kuvvet ish hammasi bu energiya bilan bog'liq tushunchalardir. Sababi energiya iş, beceriş, kombiniyatıdır. Yani kandayla bir sistema, yani cisimle alıp karadigen bulsak, onda bu sistemanın energiyası, onun iş beceri alış kabiliyatını ifadala berer. Energiya, mekanikada iki türge bulundadır. Kinetik energiya ve potensiyel energiyadır. Birinci kinetik energiya düşüncesiyle toplarsak. Mekanik tizimin kinetik energiyası, şu tizim mekanik hareketinin energiyasıdır. Energiyasıdır. Yani kinetik energiya tezlik orqali ifodalanadi. Elementar ko'chishda zarracha kinetik energiyasining ortishi shu ko'chishda bajarilgan elementar ishga tengdir. Ya'ni bajarilgan ish kinetik energiya o'zgarishiga teng bo'lsa, ikkinchi holatdagi kinetik energiyadan boshlang'ich holatdagi kinetik energiyani ayirish orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ish kinetik energiya o'zgarishi bizga bajarilgan ishni beradi. İntegral formada araklaşmamız gerek olsa, demek küçü vektörünün köç vektörüne köpeytmesi işle verişimiz olarak alıp ve küçümüz Newton'un ikinci kanunuyla asosan en köpeytirilirken tezlik vektörü diferent hasırası köpeytirilirken radius vektörü ve soddalaştırış asosu da kuyudaki formaya gelişimiz mümkün. Ve integral formada kinetik energiyamız formulası en v kvadrat bölümünün 2'ye denk geldiğini görüşümüz mümkün. Kinetik energiya fakat cisminin massası ve tezligiga bağlı tushunchadir. Şu sebeple kinetik energiyanın asosiy 3-4 xususiyatini aytib o'tish lazım. Birinchi, tizim holati funksiyasidir. Yani cisminin qanday holatda ekanligini to'liq ifodalab beruvchi kattalik. İkinci, doimo musbatdir. Kinetik energiya manfiy qiymat olmaydi ve tezlik o'zgarishiga mutanosib kvadratik tarzda bo'lganligi uchun biz musbat holatda kinetik energiyani olamiz. Üçüncü, har xil inersiyal sanat tizimlarida bir xil bo'lmaydi. İkinci, tushunchamiz bu potensial energiya. Potensial energiya jismlar tizimining o'zaro ta'sir joylashishi va ta'sir kuchi tabiati bilan aniqlanadigan mexanik energiyadir. Bu potensial maydonda bajariladigan ishning o'zgarishidan kelib chiqqanligi uchun potensial energiyani 3 ta turga keltirib o'tamiz. H balandlikdagi m massali jismning potensial energiyasi E potensial deyip M köpaytırılırken J köpaytırılırken H görünüşüde anıqlanadı. E tartışış küçü maydanındaki potensial energiya, demek bu gravitasyon maydan potensial energiyası kuyudaki form maydanında anıqlanadı. Bu yerde gamma gravitasyon daimi ve E tartışış küçü bölgenliği için küçü maydanışı T
teskari qarama-qarşı yönəlişlər və şunun üçün ham aldığa minus işarəsi qoyarız və gravitasiyon tortuş meydanının potensial energiyası mənfi qiymətə ega olar. Və üçüncü, x uzunluqda çözülən pürjinanın potensial energiyasıdır. Bu potensial energiya k köpəltirilən x kvadrat bölünən 2-yə teng. K bu yerdə pürjinamızın bükürlük koeffisienti, x bu absolut deformasiyadır. Bəzərgən işin potensial energiya bilan bağlılıqlıdır. Bu bizə ən əsası fizikanı və mexanikanı düşünüş imkanını verir. Kartina hisoblanadi. Bəzərgən iş minus işarəli potensial energiya özgərişiga tengdir. Yəni iş potensial energiya kəmayışı hesabiga bəzərilir. Kinetik energiyaya teskari jarayon. Demək, birinci holatdagi potensial energiyadan ikinci holatdagi potensial energiya ayrılması biz gel bazarlayan işini verildi. Şunun için ham bazarlayan işe potensial energiyanın özgârışı teskari olarak boladı. Ve potensial ve kinetik energiyalar birlikleri yer, bu da joul birliği de soğunadı. Eğer bazarlayan işin ondan katta olsa, potensial energiya kema yer. Eğer bazarlayan işin ondan kichkina olsa, potensial energiya artışını görsetip verildi. Bunu integral görünüşte ham soğunlaşımız mümkün boladı. Şimdi bu enerjiler için umumi enerji saklanış kanunu getirilgen. Tizimning to'la mexanik energiyasi, mexanik harakat ve o'zaro ta'sir energiyasi E kinetik plus E potensial teng E to'la kinetik ve potensial energiyalar yig'indisiga teng bo'ladi ve to'la mexanik energiya har doim saklanadi. Bunu kanday düşündürürsünüz mümkün. Demek energiya saklanış kanunu. Fakat konservatif güçler təsir etuvchi cisimlar tizimida to'la mexanik energiya vaqt bo'yicha o'zgarmasdan qoladi. Yani to'liq energiyamiz kinetik va potensial energiya yig'indisiga bog'liq bo'lib, vaqt o'tishidan o'zgarmasdan qoladi. Sharti konservativ kuchlarda, dissipativ kuchlarda bunday bo'lmaydi. Energiyaning ma'lum bir qismi issiqlik energiyasiga o'tib ketadi. Misol sifatida ko'rishimiz mumkin, bunalamoy tezlik bilan yan masalalarimizning vertikal yuqoriga otilish natijasida boshlang'ich holatda kinetik energiyamiz maksimal qiymatga ega va potensial energiyamiz 0 ga teng. Qandaydir oraliq balandlik oralig'ida to'liq energiya har qanday holatda ham kinetik va potensial energiyalar yig'indisiga teng bo'ladi. Eng yuqoridagi nuqtada potensial energiya maksimal qiymatga ega bo'lib, kinetik energiya 0 qiymatga teng bo'ladi. Yoki u energiya saqlash qonuni misol sifatida qarama-qarshi jarayonni ham diagramma ko'rishda olishimiz mumkin. Demak, biz qandaydir bir xosh balandlikdan M massa toshimizni tashlab yuborsak, bu holatda potensial energiyamiz maksimal diagrammani ko'rsatadi. Kinetik energiya 0 ga teng. Va qandaydir bir balandlikda kinetik va potensial energiyalar teng bo'lgan holatni ko'rishimiz mumkin. Va bundan keyin potensial energiya kamayib, kinetik energiya ortib boradi. Va eng so'nggi nuqtada yerga urush nuqtasida kinetik energiya maksimal qiymat holatiga yetib, potensial energiya 0 ga teng bo'ladi. Endi yana bir muhim tushuncha ish energiya quvvatdan keyin biz aniqlashimiz bo'lgan tushunchalardan biri bu harakat miqdori yoki jism impulsi va kuch impulsi. Impuls deganimiz bu turtki jism harakati natijasida kelib chiqadigan fizik kattalik deb tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Va uning ikkita turi harakat miqdori va kuch impulsi turlari mavjud. Harakat miqdorini aniqlashimiz uchun oldingi slaydga e'tibor beradigan bo'lsak, harakat miqdori o'zgarishi kuch impulsiga teng. Ya'ni bu harakat miqdori o'zgarishi, harakat miqdori o'zgarishi kuch impulsiga teng ekanligini, demak, harakat miqdori o'zgarishi kuch impulsi differensialiga teng. Va harakat miqdorining formulasini massa ko'paytirilgan tezlik vektorining integrali orqali aniqlashimiz mumkin. Demak, bu yerda yana bir kuch impulsimiz bu kuch vektorining vaqt differensialiga integral holatda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va xuddi energiya saqlanish qonuni kabi impuls saqlanish qonuni ham bizda mavjud. Va impuls saqlanish qonuni yopiq tizimning impulsi vaqt o'tishi bilan o'zgarmasdan saqlanib qoladi. Ya'ni sistema impulsining vektori vaqt o'tishi bilan elementar impulslar yig'indisiga teng va u o'zgarmasdan qoladi. Yoki k
Harakat miktarı farklı ötüşümden özgürlüğümüzden konuşmak, görüşümüz mümkün. Fakat yapmak sistemi de. Yani de, impuls özgürlüğü ve energi almışmış cereyanlarla torun tasavvur kılışımız çok büyüdeki misallar. Evet, var karatamız. Şarlarımız, demek ki öz süzet yakarak iki de toplaşadı, iki de görünüşte toplaşadı. Birinci, elastik toplaşış ve non-elastik toplaşış. Elastik toplaşışta şarlarımız demek ki bunlar deformasyonlarına ilgilen sınırlar sıfatlı etibar karatamız ve merkezi absorbent elastik kuruluşken bu sağ. İki de şarımız öz ara, kandayda bir masalar gelirken ve kandayda bir tesisler bile bir kıl yanlışta ya da karama karşı yanlışta tahsilleşi yapacak. Bu olsun. Ve onlar tahsilleşip toplaşkenler gelirken ikisi iki tarafta gider. Yani birbirine yapışıp olmaydı ve deformasyonlanmaydı. Bu halatta İmpulsu saklanmış konunu kal. Burmanın birinci kolattaki sistemi impulsu ve ikinci kolattaki sistemi impulsları yığılması keng bo'ladi. Ve mekanik energiyaning saklanmış konunu kal. Bajariladi. Bu holatda sistemaning to'qnashishdan oldingi kinetik energiyalar yığılması to'qnashishdan keyingi kinetik energiyasiga teng bo'lishi kerak. Shu holatda masalan ne yechishimiz mumkin? Endi markaziy non-elastik qurilish. Bu merkezi non-elastik kuruluşta şaraklarımız iki taraftan keladi ve toplaştıktan kegin birbirine yapışken halatta devam etip ötüşü mümkün. Ya ki kum solunga araba çeken şarak taşıyken bir yap bulalım. Bunda mekanik energiyanın saklanış konunun becerilmeydi. Sabah zaraçalarının deformasyonlanmış neticesinde kinetik energiyanın bir kısmı içki energiyeyi öter. Bırak impuls saklanış konumu becerler. İmpuls saklanış konumunda sistemin aldığı impulsu ve toplayıştan giyinki impulslar öz ara teyim olarak ve toplayıştan giyinki tezikli tapışımı mümkün olarak bu yöntemi formuna bırak. Bırak yine denin kemerçinin savaşımız mümkün. Bunda kandil usulüne faydalanırız. Demek toplayışkaca bulunan sisteme energiyasından toplayıştan giyinki sisteme energiyasına ayırış arkalı ve energiye kançaya kemerçinin yok ki kança energiyanın kança kısmı içki energiyeye ötkenini bilişimiz mümkün bo'ladi. Endi siz bilan energiyanın murakkab turlariga o'tamiz. Demek bu holatda o'zgaruvchan massali jismlar harakati. O'zgaruvchan massali jismlar harakatiga oddiygina misol bu raketa harakatini olishimiz mumkin. Demek raketa yer sirtida turibdi, uning bakida gaz joylashtirilgan, yoqilg'i joylashtirilgan va raketa yuqoriga ko'tarilishi natijasida raketa yoqilg'isi pastga harakatlanishi hisobiga raketamizning massasi kamayishi hisobiga u qandaydir bir tezlikka ega bo'ladi va raketaning tezlanuvchan harakat davrida yoqilg'i asta sekin sar bo'lishi sababli raketaning oxirgi tezligi Tsiolkovskiy ifodasi orqali aniqlanadi. Ya'ni raketa tezlik vektori yoqilg'i gazlari tezlik vektori va natural logaritm vositasida massa o'zgarishi bilan aniqlanadi. O'zgaruvchan massa jismlar harakati uchun Mishevskiy tenglamasi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, Newtonning ikkinchi qonunini murakkab ko'rinishda yozilishini hisoblashimiz mumkin. Demak, bu holatda raketa oladigan tezlanishi unga ta'sir etuvchi kuch va reaktiv kuchlardan iborat bo'ladi. Demak, formuladagi ikkinchi ifoda bu reaktiv kuch deb aytiladi va bu reaktiv kuchimiz raketaning tezlik olishiga, tezlanish olishiga sabab bo'luvchi kuchdir. Endi raketa harakati bevosita, demak bizning raketamiz yer sirtidan yuqoriga ko'tarilishi natijasida yoqilg'i gazlari pastga harakatlanadi. Reaktiv harakat impulsning saqlanish qonuniga asoslanadi. Raketada yoqilg'i yorish davrida yuqori temperaturagacha qizigan gazlar raketaga nisbatan katta tezlik bilan sotuvdan otilib chiqadi. Va biz gazlarni otilib chiqish davrida impulsning saqlanish qonuni quyidagi ko'rinishda ega bo'ladi. Ya'ni oldingi holatdagi sistema impulsi 0ga teng edi. Sababi raketamiz yer sirtida tinch turgan edi. Va harakat boshlangandan keyin raketamiz va gazlarimiz harakati impulsga ega bo'ladi va raketa harakati tezligining vektorining yo'nalishi gazlar vektor yo'nalishiga teskari holatda. Minus ishora shuni ifodalaydi. Tortishish maydonida bajarilgan ish. Demak, tortishish maydoni bu demak qandaydir bir massaga ega bo'lgan yer shari yoki boshqa bir sayyoralarni olishimiz mumkin. Va bu sayyoralar atrofidagi
energiya o'zgarishi hisobiga potensial maydon energiyasi o'zgarishi hisobiga biz ish bajaramiz. Bunda ish bajaruvchi kuchimiz qaysi kuch? Bu ta'sir etuvchi kuch, bu gravitatsion ta'sir kuchi hisoblanadi. Newtonning butun orol tortishish qonunidagi. Va o'tishda bajarilgan ish xuddi shu qadimgi forma yordamida aniqlanadi va kuchning ko'chishga ko'paytmasi orqali hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Va R1 masofadan R2 masofaga ko'chishda bajarilgan ishni biz konservativ kuch yordamida bajarilgan ishni quyidagi ko'rinishda aniqlashimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi holatdagi potensial energiyadan birinchi holatdagi potensial energiyadan ayirmasi ko'rinishda. Ya'ni tortishish maydonida bajarilgan ish ko'chish trayektoriyasiga bog'liq bo'lmasdan jismlarning boshlang'ich va oxirgi holatlariga bog'liqdir. Shuning uchun ham tortishish maydonini biz potensial maydon deb aytamiz. Tortishish maydonida jismning potensial energiyasi U harfi bilan belgilanadi va minus ishora gamma kichkintayim ko'paytirilgan kattayim bo'lingan R. Bu yerda R demak M massali sayyora va kichkina M massali jism yoki kosmik kema orasidagi masofani hisoblaydi yaratishimiz va gamma gravitatsion doimiy minus ishora demak gravitatsion potensial energiyaning har doim manfiy ekanligini ifodalaydi. Biz yana bir tushuncha gravitatsion maydon potensiali tushunchasini keltirishimiz mumkin. Endi sayyoralar atrofida kosmik kemalar yoki boshqa jismlarning harakatiga e'tibor qaratamiz. Bu holatda yerning potensial maydon ekanligini hisobga olib, yerning potensial maydonini uning sirtidagi yerga tushib bezanishi quyidagi formula yordamida aniqlanadi. Va undan qarsh bilan tikdagi kosmik kemamizning ta'sir etuvchi erkin tushib bezanishi quyidagi formula yordamida aniqlanadi va yerdan biz qarsh masofaga uzoqlashib borganimiz sayin uning unga ta'sir etuvchi erkin tushib bezanishi kamayib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi yer sirtidagi kosmik tezlik kemalarimiz ular birinchi kosmik tezlik bilan harakatlanadi. Agar jism birinchi kosmik tezlikka erishsa, birinchi kosmik tezlikka erishgan paytda u yerning sun'iy yo'ldoshiga aylanib qoladi va yerning tortish maydoni ta'sirida bo'ladi. Ikkinchi kosmik tezlikka erishadigan bo'lsa, bu holatda yerning tortish maydonini yengib chiqib, quyoshning tortish maydoni ta'sirida harakatga keladi. Agar jismimiz uchinchi kosmik tezlikka erishsa, bunda u holatda jism yerning emas, quyoshning ham tortish maydonini yengib o'tib, boshqa galaktikaga o'tishi mumkin. Endi birinchi kosmik tezlik kvadratini doskada ko'rsatilgan 7.193 km/s yoki taxminan 8 km/s teng bo'ladi. Ikkinchi kosmik tezligimiz 11.102 km/s teng. Uchinchi kosmik tezligimiz 16.7 km/s teng bo'ladi. Va an'anaga muvofiq har bir darsimiz oxirida o'zbekcha, inglizcha va ruscha fizik kattaliklarining mavzuga doir fizik kattaliklarining terminlari nomlanishlari keltirilgan. Shu bilan 3-chi mavzuimiz tugaydi. Keyingi mavzuda siz bilan mexanikada nisbiylik nazariyasi elementlari bilan tanishamiz.